Gorbachevning ölümi eslatgan qalli qismatlar. O'tgan asrning 90-chi yillarida dunyoni larzaga solgan zo'r tarixiy voqea yuz bergan bo'lib, bu dal sobiq Sovet Ittifoqining parchalanishidir. Holbuki, mushundoq zo'r bir tarixiy o'zgarishning yuz berishida intayin muhim rol o'ynagan sobiq Sovet Ittifoqining tunchi va oxirgi prezidenti Mixail Gorbachev 30 avgust kuni olamdan o'tdi. Gorbachev Sabıq Sovet İttifaqının ən ali rəhbəri sübtədə vəzib ötəyən 6 il cəriyanda Otur Asiya, Baltıq rayonu, Şərqi Avropa, şundaqla bütkül dünya tarixigə çoğunqır təsir göstərgən mühüm bir siyasiyondur. Xalqara cəmiyyət öz dəvrdə Qırbaçovnun soğuk münasibətlər uruşunu axırlaşdırıb, dünya tinişliği üçün göstərgən tırışçalıqlarına yuqur bahalarını bərgəydi. Qırbaçov, Sabıq Sovet İttifaqının rəhbərlik orluğu çıxan vaqtlar, Sovet İttifaqının soğuk münasibetler uruşu sebeple eğir iqtisadi, siyasi ve ictimai krizlarga patkan devri idi. O vazifeye oturgandan keyin aldı bilen Sovet İttifaqını saklap kiliş ve iqtisadini əsli keltiriş üçün köp tirişçiliklerini görsetti. O soğuk münasibetler uruşu sebeple Sovet İttifaqının Amerika ile devam kılıyorkan herbi tayarlıklar rekabetini ahırlaştırıp, tunçı kıtım yadro kurallarını azaytış kararını aldı. O yana 1988-ci ili Afganistan'dan Sovet askerlerini çekindirip, Sovet-Afganistan uruşunu resmi ahırlaştırgan. O elip bargan bir qatar ıslahatlar neticesinde Sovet İttifaqıda qayt kuruş ve aşkarlık devri başlanıp, Sovet buhranları üçün fikir ve etiqat cahata erkinrek bolgan bir muhit yaratılgan. İqtisadi cahata ıslahat edip berip, erkin bazar egiliginin tereqiyatıga yol aşkan. Ama Gorbachevning bu tirishchanliklari allaqachon krizis patqig'iga cho'nqur petib ketgan sobiq Sovet Ittifoqini saqlab qololmagan. 1991 yili 12 ayning 25 kuni Gorbachevning prezidentlik vazifasidan iste'fo berishi bilan Sovetlar Ittifoqi rasmiy parchalangan. Garchi g'arb demokratik ellari Gorbachevning hayotiga nihoyat yuqori baholarni bersimi, ammo Xitoy izchil yo'sinda Gorbachevni sobiq Sovet Ittifoqining Görünü qazğıtısı deyip ayıplab gelmekte. Ondaqta Xitay Nimüçün Gorbachevnin aynı vaqtta Sovet İttifaqıda edip bargan ıslahatları, aşkarlıq siyasatları ve demokratiya cahatta qolu keltürgen neticilerini muayyalaştırmasının əksice onunla selbi baha verdi. Xitay Kompartiyasının aynı vaqtta Sovet Bolşeviklar Partiyasının rehberliği de barlıq gelgen Xalqara Komünizm Hərkisinin bivası təsirde kurulgalıqı ve Sovet İttifaqının yöyleşi bilen Xitayda hakimiyet peşiga chiqqanligi hech kimga sir emas. Shundoq bo'lgani uchun Xitoy kommunist hokimiyati qurilgandan buyon izchil yo'sinda sobiq Sovet Ittifoqining izini besib, uningga ergashib kelgan. Lekin Sovet Ittifoqining tuyuqsiz parchalanishi Xitoyni o'z taqdiri ustida jiddiy qaror olishga majburlagan. Ma'lum bo'lgandek, sobiq Sovet Ittifoqi siyosiy va iqtisodiy jihatda davolg'ish davrida turgan 80-chi yillarda Xitoyning atalmış islohot va ichki ichki siyosatini yo'l qo'ygan mazgillar bo'lib, bu davr Uyg'urlar uchun ham nihoyat zo'r umid va ishonch to'lgan bir davr edi. Halbuki, islohotning boshlanishi bilanla tarqitib etilganiga 5-6 yillar bo'lgan Bentuanning asli keltirilishi Uyg'urlar uchun zo'r bir tarixiy shumliqning belgisi bo'lib qoldi. Degandek, Bentuanning asorati va zo'ravonligi sababli Uyg'urlar o'tgan 20 necha yilda nurg'un talabatlarni boshdan kechirdi. Xitoy boshlagan islohot va ichki ichki siyosati ayni vaqtda garchi Uyg'urlarda ma'lum umidlarni paydo qilgan bo'lsa-mu, ammo Bentuanning asli keltirilishi bu umidlarni ko'pik aylantirgan edi. Halbuki Xitoy islohot olib berishda tuzum o'zgartmaslikda chim turish bilan faqat iqtisodni taraqqiy qildirish yo'lini tutgan bo'lib, bu yo'l sobiq Sovet Ittifoqida Stalin o'lgandan keyin taxtga chiqqan Nikita Xrushchev tarafidan 1956 yildan keyin elib borgan islohotlardan tubdan farqlanadi. Xitoy islohot qarorini olgandan keyin islohotga putlikashan bo'lgan barliq omillarni tugatib, tinch taraqqiy qilish yo'lini tanladi. Bundaq bir tanlash sababli Xitoy uchun o'zining buyuk qo'shnisi sobiq Sovet Ittifoqi bilan Xrushchev davrida buzilgan munosabatlarni qaytadan asli keltirish zarur bo'lib qoldi. Xitoy Kompartiyasining 2-chi avlod rahbari Deng Xiaoping'ning qarishicha Uyg'ur diyarda Bentuanni asli keltirish Sovet Ittifoqining ta'sirida Uyg'urlarda yuz berish ehtimoliga bo'lgan mustaqillik istaklarini to'sib qolgani, ya'ni Uyg'ur diyardagi siyosiy qalayimqanchilikni Bentuan orqali tizginlab turg'il bo'ladi.
Şunisi aniq ki, Bintuan'nın əsli keltirilişi Uyğurlarının hürlük isteklerinin texnik küçüyüşü səbəb oldu. 1985-ci ili 12-ci ayının 13-cü günü neçə minglaghan Uyğur ali mektep oquvchilari Ürümçidə yığılıp həftələrcə davamlaşqan zor köləmlik namayiş elib bardı. Bu namayiş nəhayət tezlə Uyğur diyarının hər qaysı yayları və Xitayın içkiri ölkələrdəki Uyğur oquvchilarının mı avaz qoşuşuğa erişdi. Bu qitimlik namayişinin mühim səbəblərindən biri Bintuan'ın Uyghurlarının memuri ve iqtisadi hukukları bulan tacavuzu bulup, namaçlarının şuarlarda Xitaylar Şincan'dan çıkıp gelsin, müstakillik yaşasın diyen avazlar en güçlü idi. 1988 yılı 6. ayının 15. günü Şincan Üniversitesi'nin Uyghur okuyucuları yeni bir kıtım ürümcü koşullarını lerzeye getirip, demokratiye, erkinlik ve beraberlik şuarlarını tolgan. Xitay hakimiyetinin Uyghur rayonundaki tansız siyasetlerine karşı narazılık namayışı ötkizgen idi. Barabarlık, demokratiya ve erkinlik üçün Xitay hükümetine narazılık bildirişinin keynide elbette tansızlık, zulüm ve haksızlıklar mevcut idi. Bundaq bir narazılıklar halkarağa anıltılganda Xitay'nın ıslahat ve terakiyat planları halkarada zor tosalgılarga doçar buluşu inek idi. Demek, Uyghurlarının öz avazını halkarağa kandak şekilde anıltış meselesi Xitay'nın kelgüsü terakiyatı ve devlet eminliği takılığan mühim amil idi. Darvaqa Uyğurlar Bintuan'ın əsli keltirilishi bilan texmo iğir qismetler gözlendi. 1991 yılı sabıq Sovet İttifaqı yemirilib tarix sahnesinden tushirilganda Uyğurlar Otra Asiyadaki milli mustaqilligi ve hürligini qulga alğan qarindoshlar qarab tolımı xoş bolğan ve ümitlengen idi. Çünkü bu hadise Uyğurlarının kelgüsigimi ümit ve işenç beğişlagan idi. Halbuki Deng Xiaoping 1987 yılı Milletler meselesini hal kılışta biz federasiya tüzümünü kullanmadık. Belki milli teritoriyelik autonomiya tüzümünü yol koyduk. Çünkü bu tüzüm Xitay'nın devlet ehvalı maskeledi deyiş arkalık Uyghur, Tibet ve Mongol Katarlıq milletlerinin Xitay'nın ayrılıp öz mustaqılığını kuluğu ilişiğe herkes fırsat vermeydi kalığını enik bildirgen idi. Uzun ötmeyle, yani 1989 yılı Beijing'deki Tiananmen meydanında Ali mektep okuyucularının Xitay'da tüzümü özgertip demokratiyelişini talep kıldığan zor namayışı partildi. Ularının arasında Uyghur okuyucular mı var idi? Hatta Xitay okuyucularının bu kıtımlık zor namayışının mühim yetekçilerden biri örkeş devlet idi. Derbaka Deng Xiaoping'in iqtisadi ıslahat edip veriş, ama tüzümünü saklap kılış karşı Uyghurlarınla emez, hatta Xitay'daki barlı xalıklarının karşılığı uçurup, Sovet İttifaqının yemirliş krizisi Xitay'da mı baş götürüşke azla kalgan idi. Ama karşılıklar Xitay Kompartiyasının kurallık bastırışı bilen kallık paciyesinden neticelendi. Dərbaqa sabıq Sovet İttifaqı parçalanan bolsa mı? Ama Xitay'da bundaq bir ihtimallıqının yüz beriş yolları ötken əsrinin 90-cı yıllarda bütünlüğe tosulgan idi. Bulup mu bu dəvirde Xitay hükümeti Uyğurlarga üç xil güç, terrorluk, bölgüncilik ve əsəbilik kalbığını getirip, Onlarını Xitayğılı emas, belki bütkül dünyağımı xavip etkildiğen terörçi kılıp körsüşke uğrundi. Uyghurlarına peşiğe kedirilgen bu kalpağ gerçi Uyghurlarını toluqı bilen boysunduralmağın bolsa mı? Ama Xitaydaki başka her kandak milli topluluklarını karşılık körsüşke cüret kılalmaydıgan aletke keltürüp koydu. Demek, Xitayının sabıq Sovet İttifaqının parçalanışı keltürüp çıkarğan komünizm lagerdeki siyasi krizistin kutluq kılışı da Uyghurlarına kedirgen üç xil küş kalpağı ve bu kalpak asırdaki atalmış kanunluk bastırışları mühim rol oynayan idi. Derbaka, Sovet İttifaqının parçalanışı Xitay'a zor ders bergen idi. Gorbachev'nin 1991 yılındaki tarihi kararı Xitay Kompartiyasını katkı çöçütken ve sək etken idi. Şunundan bu yan, Xitay milletler siyasada, bulup mu Uyghurlar karatkan siyasada dramatik özgürüş yasab, katkı kol bastırışını, yerlik milletlerini idare kılışının asaslıq yoluğa aylandırgan idi. Xitay, Sovet İttifaqının parçalanışından alğan açıq sabahlarını ve dərslərini en aldı bilen Uyğurlarını idare kılışı kullandı. Xitay Kompartiyasının 1996 yılı çıxırgan 7-ci numarlı hücreti dəl muşundaq bir arıq görünüşte uçuqçılıqqa çıxan idi. Bu, Uyğurlar üçün yeni tipki zulümünün, qabahatlı qismetlerinin başlanışı bulup kalmasın, belki yana bugünkü erkek 40-cılıqdan mı signalı bulgan idi.